Sevgili Divan Başkanımın da belirttiği üzere konuşma üslubum bugüne kadar bu kürsüde bir kimseyi kırdığımı hatırlamıyorum. Ama bilmeden kırdığım var ise de bu görevi veda edecek bir başkan olarak ondan helallik istiyorum. Helal. Bana helal etsin. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, eğer aday olsaydım çok uzun bir konuşma metnim vardı. Ama ben sizlerin de olurlarını almak üzere kısa konuşma yapacağım. Helallik isteyeceğim. Varsa bende hakkı olan lütfen bana hakkını helal etsin. Eğer benim bir hakkım varsa sizlere helal ediyorum. Diyorlardı işte yaş kemale erdi artık. Biz yaşımızı biliyoruz. Ne olduğunu da biliyoruz. Bu vedayı yaparken ilk önce evimdeki eşimden, çocuklarımdan, torunlarımdan, zaman ayıramadığım sevdiğim dostlarımdan ve arkadaşlarımdan da helallik istiyorum. Bana haklarını helal etsinler. Bilindiği üzere biz 2019 yılında bir seçime gittik. Olağanüstü seçime götürdük. Burada az bir oyla kaybettik ve başkanımızın elini öptük. Burada gerekli saygı sevgi çerçevesinde seçimi icra ettik. Akabinde de yaklaşık 1,5 yıldan beri de yine aynı şekilde buradaki tüm yönetimdeki arkadaşlarla, tüm spor kamuoyuyla sürekli aynı şekilde irtibatımızı sağladık ve aynı saygı sevgi çerçevesinde biz bugüne kadar geldik. Nitekim yine geçen yıl olması gereken seçim pandemi şeyinden dolayı maalesef olmadı. O yüzden 3. ayda olması gerekiyordu. Bir şey yayınladılar. Öncelikle şunu bahsetmek istiyorum. Biz şu anki mevcut kabul edilen, oy çoğunluğuyla kabul edilen tüzü geçen sene oylattırdığımızda herkes bize kızdı. Herkes kapıdan gelen başkan mı olsun, bu tüzük böyle diyenler şimdi el kaldırdılar. Yani şunu demek istiyorum. Biz bir şey söylediğimiz zaman da istediği yerden çekiliyor bu. Evet, 2 yıl geriden geliyorsunuz arkadaşlar. Yani biz bunu 2 yıl önce zaten söylemiştik. Tüzüğü bu şekilde değiştirelim diye ve red oyu almıştık burada arkadaşlar. Ve şimdi aynı şekilde siz bunu kabul ettiniz ki olması gereken bu zaten. Ve bu size gerçekten bir daha teşekkür ediyorum. Bu bizi hukuki sürecimizde elimizi çok güçlendirdi. Niye? Çünkü tüzüğümüzün ilgili maddelerine göre silinen kulüplerimiz, evet tüzüğün maddesine göre doğru gibi gözükse de biz bu 13 tane silinen kulübümüzün ne hikmetse ne tesadüfse sadece bize oy veren veya bizi destekleyenler arkadaşların kulüpleri silinmiş. Ve burada tüzük maddesine göre yaptık diye delege olarak almadılar. Saygı duyuyoruz. Ve burada Sayın Divan'a şunu da söylemek istiyorum. Bu 13 kulüp itiraz edemedi. Tüzük gereği itiraz etmeleri gerekiyor. Ama sokağa çıkma yasağından dolayı muaf olamadılar ve gelip buraya dilekçelerini sunamadılar. Şimdi sabahtan beri burada konuşuluyor. Demokrasi vurgusu yapılıyor. Ama bu seçim demokratik değil. Burada bir seçim olduğunu biz düşünmüyoruz. Diğer tarafta insanlar seçilmek için bir takım hareketler yapıyorlar. Onu kendilerine mübah sayıyorlar. Bu onların kendi şeyleri. Bu bizi ilgilendiren bir durum değil. Ancak burada spor kamuoyunun buna sessiz kalması gerçekten bizi en çok üzen taraftır. Çünkü bakıyorsunuz aktif olan, sahada aktif ve her kategoride çıkan kulüpler siliniyor. Ama alakası olmayan, sporla uzaktan yakından alakası olmayan kulüpler bir şekilde üye ediliyor. Eğer demokrasi yoksa seçime gerek yoktur. Sonucu önceden belli olan ve kurgulanmış bir organizasyona, seçime demiyorum, dikkat edelim arkadaşlar. O organizasyonda bulunmanın anlamsız olduğunu düşündüğümüz için bu organizasyona biz katılmıyoruz. O yüzden liste yapamadık. Arkadaşlar liste. Listede ismi olanlar da korkuyor. Aa, bizi ligden atarlar diye. Nasıl bir baskı olmuşsa bizim silinen kulüplerimizden dolayı biz liste yapamadığımız için tepki gösterelim diye mevcut ASKF yönetimini olduğu gibi kopyala yapıştır yaptık ve bunu sizler de yani diğer ASKF mevcut yönetimi de bildiği için zaten matbu şekilde evraklarla geldiler. Yani bu şimdi olan bir olay değil. Zaten planlanan bir olay. Dolayısıyla biz bu organizasyonda olmamızın bir anlamı olmadığını düşünüyoruz ve katılmıyoruz biz bu seçime. Bu usulsüzlükleriyle ben ve benimle yola çıkan ekibimden ziyade Maraş'a ve spor sevdalarına zarar veriyorsunuz. Bu yapılanlarda parmağı olan herkes Allah'a havale ediyoruz. Biz hukuk mücadelemizin sonuna kadar takipçi olacağız.
Sizi vicdanınızla baş başa bırakıyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Ben bildiğiniz gibi, çoğu arkadaşım bilir, 1982 yılından bu yana spor kamuoyunu, Kahramanmaraş'ta spor kamuoyunun içerisinde olan biriyim. 1986 yılında da Allah'ım kısmet etti, rahmetli Necati Sarıgül abimizle beraber, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, 15 kulübün bir araya gelerek 1986 yılında federasyonumuzun kurucu üyelerinden biriyim. Daha sonraki yıllarda yine hep beraber Kahramanmaraş'ta amatörün içerisinde bulundum. Ben arkadaşlar, amatör sporun, Kahramanmaraş'taki amatör sporun hangi şartlar altında sahaya çıktıklar, ekibimin dışında olan siz değerli yöneticilerle beraber, spor adamlarıyla beraber bu işin altından kalkacağız. Sorunlarınızı en asgariye indirmek için elimizden geleni yapacağız. Hep beraber yapacağız. Benim tek başıma yapacağım işler değil bunlar. Birlik olacağız. Birlikten kuvvet doğacak arkadaşlar. Futbolun önemli, özellikle en büyük sorunu, antrenmana gittikleri zaman biliyorsunuz eşyanızı koyacak, antrenman malzemenizi koyacak bir yerinizin, bir odanızın olmaması en büyük sorunlardan bir tanesi. Bunu da sevgili il müdürümüz Cemil Bey'e de buradan teşekkür ediyorum. Cemil Bey'in de bu konuda çok büyük bir gayreti var. Gayret içerisinde inşallah buradan bana da okey çıkarsa, onayı verirseniz, başkan seçerseniz beni, Cemil Bey'le de yine bu konu üzerinde duracağız. Batı Park'ta inşallah her kulübümüze demeyelim ama kaç oda çıkacak, henüz proje çizilmiş değil, kaç oda çıkacak her kulübümüze bir oda, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi inşallah ilk önceliğimiz bunu başarmak olacaktır. Antrenmana gittiğiniz zaman malzemenizi alacaksınız, bittiğinde koyacaksınız, kapınızı kilitleyip geleceksiniz. Oradaki şey size ait olacak arkadaşlar. Ben buradan fazla uzatmak istemiyorum. Ekibimle beraber yola çıktık ama burada hepinizin desteğine ihtiyacımız var. İnşallah el ele, gönül gönüle, ayrımcılık olmadan daha güzel şeyler yaparız. Kazanan memleketimiz olur, kazanan memleketimizin spor olur. Fakat şuna da üzülüyorum Sayın Eftal kardeşim. 1986'dan bu yana kurulan bu federasyonumuzun adının adliye koridorlarına dolaşmasından ben çok üzülüyorum, çok kırıldım. Sporun emekliliği olmaz. Spor gönülden silinmez. Yaşımız ne olursa olsun, ister 15 yaşında olalım, isterse 85 yaşında olalım, spor sevdası başkadır, gönüllerden silinmez. Her ne kadar ben başkanlığı bugün dostlarıma devretmişsem, bundan sonra da ben her zaman sporun yanındayım, sporcumun yanındayım, idarecilerimin yanındayım. Ben sporsuz bir hayatta düşünemiyorum ama emekli değilim. Spora devam edeceğim. Torunlarıma adına devam edeceğim inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Genel kurulumuzu alnımızdan akıyla gerçekleştirdik. Biraz geç de olsa. Genel kurulumuz çok şükür bana onay verdi. Ben de inşallah ekibimle beraber Ergün Başkan'dan aldığımız bu bayrağı daha ileriye taşıyarak Kahramanmaraş'taki amatör spor kulüplerimize, burada salon sporu, futbol diye ayırt etmek istemiyorum, dikkatinizi çekiyorum, bütün amatör spor kulüplerimize imkanlarımız dahilinde, elimizden ne gelirse mesai vererek, gecemizi gündüzümüze katarak, tabiri caizse, sorunlarını biliyorum, sorunlarını asgari indirmek için gayret göstereceğiz. Allah yardımcımız olsun, memleketimize hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum.